Evet arkadaşlar, hepinizin de bildiği gibi bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bizler bugün burada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü çok da iyi duygularla karşılamıyoruz. Çünkü şu anda cezaevlerinde 87 arkadaşımız tutuklu olarak yargılanıyor. Arkadaşlarımızın tutuklu olduğu böyle koşullarda bizler de dışarıda zor koşullarda çalışıyoruz. Ancak yine de bütün zor koşullara rağmen çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tutuklu bütün arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu anlamda bizler de kamera arkasında ve kamera önünde çalışan arkadaşları olarak onların kalemlerini sonuna kadar devralıp devam ettireceğimizin sözünü tekrar veriyoruz ve bugün bizler Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu olarak 2022'nin Hak İhlalleri raporunu sizlerle paylaşacağız. Raporun Türkçesini Gülşen Koçuk Türkçesini de Kürtçesini de Medya Üren arkadaşımız okuyacak. Buyurun arkadaşlar. Emheza xwej jibaweri u kevneşopi axwaya çapemeniya azad digirin. Luma wê tu iqtidar nikaribe serî bi me bide tewandin. Binpêkirina mafên rojnamegeran a li girtîgehan her diçe zêde dibe. Têkoşîna rojnamegeran a li dijî zext neheqî binpêkirina mafan jî di heman demê de didome. Li gorî rapora binpêkirina mafên rojnamegerên jin a platforma rojnamegerên jin a Mezopotamyayê heft mehên sala 2022 161 binpêkirinên mafan li dijî rojnamegerên jin pêk hatin. Jiber faaliyetin peşiye derbari deh rojnamegeran de lepirsin hatin dest bekirin u derbari dozda rojnamegeran de jit doz hata bekirin. Li dozda rojnamegeran cezaya girtige ye 23 sal deh meh u 27 roj hatin birin. De, hemen demey de jit ji çar rojnamegeri cezaya pere ye 109.205 TL hata birin. De meha mijdarê de jî binpêkirina mafên rojnamegeran devam kir. Di 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê de tundiya mêr dewletê li jinên derketin qadan hate kirin. Di meha mijdarê de jî ji ber faaliyetên xwe yên rojnamegeriyê darizandina 11 rojnamegeran devam kir. Derbarê rojnamegeriyê de daxwaza cezayê girtîgehê hate birîn. Bi tevahî ji bo 3 rojnamegeran 123 meh û 5 roj ji cezayê girtîgehê hate dayîn. Keşana heft rojnamegeran jaliye polisan ve hatta asten kirin. Dimaha kanun edeci bu girtina neh rojnamegeran itiraz hatta kirin libeli ev itiraz jiber dozger bi destur bun ne hatta kabul kirin. Rojnameger eki bi kelepçe hatta muayene kirin u vezaret jiş bu hefpari ve yeki. Lisser mesele bin pekirina mafin tendürüstiye seri li vezareta tendürüstiye hatta dayin libeli vezareti muayene ya bi kelepçe parast u got dikare bi kelepçe bi muayene kirin. Dimaha kanun edeci operasyonin li dici rojname geren devam kir. Rojname gereke hatta bin çaf kirin. Rojname gereki jiber faaliyetin xoyen pişeyi hatta girtin. Rojname gereki dedema şopandına nüçeyen de hatta astan kirin. Neha hejde rojname gerin jin girtine. Em banga xoya berdana hem pişeyin xoyen ku jiber kari xoya kirine hatine girtin dubare dikin. Bi tevahi bin pekirine mafan asala 2022 duyan vahaya. Hejmara rojname gerin ku hatine katil kirin. Yek, hejmara rojname gerin ku sihuri luan hatiye fers kirin yek. Rojnamegerin ku jiber yen ku jikar hatine durxistin yek, rojnamegerin ku qat luan hatiye astan kirin çülü çar, rojnamegerin ku jiber kari xoay kirine hatine tehdit kirin, şeş, rojnamegerin ku bütün diyere rubrumane çil. Rojnamegerin ku ligel dema li qadin nuçe şopandin bütün diya fiziki o aya polisan re rubrumane u liser medya dijital jibi hekareta zayan peres re rubrumane bistu çar. Rojnamegerin ku jiber xebatin xoyen pişeyi derbari wan de lepirsin hatiye destpêkirin 11. Rojnamegerin derbari wan de doz hatiye vekirin 19. Rojnamegerin hatine katil kirin 4. Dibin çavan de muameleya xirab 12. Rojnamegerin ku mafin wan en kişandina dîmen jaliye polisan ve hatine astan kirin 7. Ji pazda rojnamegeran re 23 sal 133 meh u 32 roj cezayê girtîgehê hejmara rojnamegerên girtî 18.
Ev dane ji parvekirinin defege TGS disk basın işi hatın komkirin u hejmara her iki min. Liste rojname gelen jin en girti. Berivan Altan, Nüçegana Ajansa Mezopotamya, Ceylan Şahinli, Berivan Altan, Nüçegana'nın jin nüvse Derya Ren, Xabatkara rojnameye azadiya velat Dilan Oynaç, Diren Yurtsever Müdürü Kare Niviskarya Ajansa Mezopotamya'yı Elif Ersoy Berpırsa Kare Niviseya Kovara Yürüyüşü Elif Öngür Peşkeşvana Bernameyi Habibe Eren Nüçegihana Jinyüse Hatice Duman Fadiye Rojnamegara Atılımı U Müdüra Kare Nivisi Neşe Toprak Peşkeşvana Bernameyi Özden Kinik Xabatkara TRT'yi Özlem Seyhan Rojnameger Öznür Değer Nüçegihana Ajansa Jinyüse Remziye Temel Hesabgir Safiye Alagaş Müdüra Jinyüse Sibel Mustafaoğlu Xabatkara Rojnameya Azadiya Velat Tülay Can Polat Nüçegihana Rojnameya Sabahiya Ankara'yı Sibel Tekin Belge Film Van Rojnameger Platforma Rojnameger İnşin Amez Otamya'yı. Kürdistan ve Türkiye'de kadın gazetecilerin cinsiyetçi, milliyetçi, tekçi, otoriter AKP MHP rejimi tarafından haber yapması engellendi, gözaltına alındı, işkence gördü, tutuklandı ve katledildi. Bu anlamıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecileri haber yapamaz hale getirmek isteyen iktidar gerçekliğini vurgulamak da özgür basın olarak kendimizi sorumlu gördüğümüz bir yerde duruyor. Kadınların, çocukların erkek şiddetine uğradığı, doğanın katledildiği Kürdistan ve Türkiye'de iktidar şiddeti önlemek yerine kendisini de bekleyen bu anlayışı meşru kılmayı görebildi. Artık dördüncü güç değil, birinci güç olan medya ile tek sesli bir basın yaratarak aslında gazeteciliği yok etme gayesinde olan iktidar, yandaş medya ordusunun karşısında duran özgür basına ise adeta savaş açmış durumda. Daha önce kapatmaları, engellemeleri, gözaltıları yöntem olarak kullanıp özgür basına geri adım attırmaya çalışan bu erkek devlet aklı bunu başaramayınca çözümü özgür basın emekçilerini hapsetmekte ve katletmekte buldu. Kürdistan'da özel savaş politikaları kapsamında faili olduğu suçları teşhir ettiği için Kürt kadın gazetecilere yönelmekten geri durmayan iktidar 2022'deki operasyonlarıyla da bunu gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan 20'si gazeteci, 22 kişiden 16'sı 16 Haziran'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gazetecilikten zoraki suç üretmeye çalışan yargının tutukladığı 16 gazetecinin içinde aralarında Jinnis Haber Müdürü Safiye Alagaş'ın da olduğu 4 kadın gazeteci bulunuyor. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ekim'de birçok kentte yapılan ev baskınlarında Jinnis ve Mezopotamya Ajansı muhabirleri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 29 Ekim'de aralarında MA Yazı İşleri Müdürü Diren Nürsever'in de olduğu 5'i kadın 9 gazeteci tutuklandı. Ahmet ve Ankara merkezli operasyonlar sonucu toplam 10 kadın gazeteci tutuklandı. 2022 yılında kadın gazeteciler açısından yaşanan bir diğer önemli olay da akademisyen gazeteci Nagihan Akarsel'in katledilmesi oldu. Nagihan, Güney Kürdistan'ın Süleymaniye kentinde Türk Devleti tarafından siyasi suikastla katledildi. Katledilmesiyle kadın basınına bir mesaj verilmek istenmişse de bu mesaja kadın gazetecilerin cevabı gerçeklerin daha fazla üstüne gitmek oldu. Nihayetinde 20 yıldır sürdürdüğü hak ihlallerini 2022'de zirveye taşıyan AKP-MHP rejiminin yönetimindeki ülkede Çalışan Gazeteciler Günü'nden söz etmek maalesef mümkün olmamakta. Aslında bugün çalıştırılmayan gazetecileri daha fazla konuşmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Gazetecilere silahların doğrultulduğu, katledilmekle tehdit edildikleri bir 2022 koşulunda bile Musa Terler'in, Gurbet Eller Sözler'in inadıyla, kararlılığıyla kalemini, kamerasını bırakmayan gazeteciler, esir alınan yani çalıştırılmayan meslektaşları için de görevlerinin başındaydı. 2022'yi de geride bırakıp yeni bir yılın başında bir kez daha erkek devlet sistemine, erkek medya çizgisine karşı direnen özgür kadın basın geleneği eril basın karşısında kazanacak diyoruz. 10 Ocak Çalışan Kadın Gazeteciler Günü vesilesiyle MKGP olarak Kasım-Aralık ayları kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerini ve 2022 kadın gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu açıklıyoruz. 2022 yılının ilk 10 ayında yaşanan hak ihlalleri Kasım ayında da devam etti. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında birçok kentte kadınlar erkek devlet şiddetine karşı sokaklara çıkarken yine şiddetle karşılaştı. Kasım ayında gazetecilik faaliyetlerinden ötürü 11 gazetecinin yargılaması devam etti. Bir gazeteci hakkında ceza talep edildi. 3 gazeteciye toplam 10 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası verildi.
7 gazetecinin polis tarafından çekim yapması engellendi. 3 gazeteci polis şiddetine maruz kaldı. 2 gazeteci gözaltına alındı. 1 gazeteciye mesleki faaliyetlerinden ötürü 2180 TL para cezası verildi. Polis haber takibi sırasında 2 gazetecinin ekipmanlarına zarar verdi. Bir yandan gazetecilerin haber takibi engellenirken diğer yandan yayınlanan haberlere de erişim engeli getirildi. Kasım ayında kadın katliamlarına dair yapılan bir haber 15 ayrı platformda erişime engellendi. En temel hakları ellerinden alınarak tutuklanan gazetecilere yönelik hak ihlalleri cezaevinde de devam etti. Bir gazetecinin sağlığa erişim hakkı hastaneye götürülmeyerek ihlal edildi. Kasım ayında tutuklu bir gazeteci kelepçeli muayene edildi. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan gazeteciler sıcak su ve ısınma problemi, özel alanlarının gizliliğinin ihlali, kantin ve alışveriş sorunu, haber alma haklarının sınırlandırılması, ortak alan ve sosyal faaliyetlerin kısıtlanması gibi birçok hak ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Aralık ayında da tutuklu bulunan 9 gazetecinin tutuklanmasına yapılan itiraz savcının izinli olması gerekçesiyle işleme alınmadı. Bir gazetecinin kelepçeli muayene edilmek istenerek tedavi hakkının engellenmesi ihlaline bakanlık da ortak oldu. İhlale ilişkin başvuru yapılan Sağlık Bakanlığı muayenenin kelepçeli yapılabileceğini savundu. Aralık ayında gazetecilere yönelik operasyonlar sürdü. Bir gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteci mesleki faaliyetlerinden ötürü tutuklandı. Bir gazeteci haber takibi sırasında engellenirken bir gazetecinin de ekipmanlarına el konuldu. Bir gazeteci erkek şiddetine maruz kaldı. 2 gazeteci hakkında dava açıldı. 8 gazetecinin yargılaması ise devam etti. Bir gazeteci hakkında ceza talep edilirken yargılaması tamamlanan bir gazeteci ve bir televizyon kanalına toplam 60 bin TL para cezası kesildi. 5 haberden dolayı çeşitli haber sitelerine erişim engeli getirildi. Tutuklu bir gazetecinin ise görüş hakkı engellendi. 2022 Kadın Gazetecilere yönelik Hak İhlalleri Raporu. Katledilen gazeteci sayısı 1. Seyahat hakkı engellenen gazeteci sayısı 1. Ajanlık dayatılan gazeteci sayısı 1. İşten çıkarılan gazeteci sayısı 1. Sahada haber takibi engellenen gazeteci sayısı 44. Mesleğini icra ederken tehdit edilen gazeteci sayısı 6. Şiddete maruz kalan gazeteci sayısı 40. Sanal medya ortamlarında erkeklerin cinsiyetçi saldırılarına maruz kalan gazeteci sayısı 24. Mesleki faaliyetlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan gazeteci sayısı 11. Hakkında dava açılan gazeteci sayısı 19. Fişlenen gazeteci sayısı 4. Gözaltında kötü muameleye maruz kalan gazeteci sayısı 12. Çekim yapılması polis tarafından engellenen gazeteci sayısı 7. Tutuklu gazeteci sayısı 19. Arkadaşlar biz MKGP olarak 2022 yılında yaşanan hak ihlallerini rapor haline getirerek burada paylaştık ve bunun belki altını çizmek gerekiyor. Burada paylaşılan veriler en az rakamı ifade ediyor. Yani aslında kayıt altına alınmayan, görünmeyen ve şiddete maruz kaldığı bilinen çok sayıda kadın gazeteci de bulunuyor. Biz bu anlamıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması vesilesiyle bir kez daha belirtiyoruz, tutuklanan gazeteci arkadaşlarımız, hala tutsak olan gazeteci arkadaşlarımız adına yazmaya, onlar yerine haber yapmaya devam edeceğiz onlar gelene kadar ve onların özgürlükleri için de, dışarıda olan gazetecilerin özgürlüğü için de, özgürce yazabilmeleri için de özgür basın çalışanları olarak, özgür kadın basın çalışanları olarak mücadelemizi devam ettireceğimizi bir kez daha yineliyoruz. Teşekkür ederiz.